Dinimizde evlenmenin yaşı var mı? Yok. Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Kendisinin de evet evlenilebilir diyeceğini sonunda göreceksin. Hatta 1 yaşındaki kızla bile. Hani bizde beşik kermesi falan diyoruz ya. Mesela 18 yaşında olunca tamam diyorlar. 9 olunca tamam değil diyorlar. Peki 18'i kim dedi size? Resmi de 18 yaş meselesi mecburiyeti getirilmiş ama İslam'a göre, helal harama göre ergenlikten sonra buluğ erdik. Ha nikahta buluğ şartı da yok. Nikah beşik kermesi de olur. Evet. Çocukken de olur ama cima, duhul ve zifaf ergenlik şartı vardır. Diyanet'in çocuk yaşta evliliğe ilişkin internet sitesindeki açıklaması. Kızlar için 9, erkekler için 12 yaşa işaret ediliyordu. Oğlan çocuğu veya kız çocuğu küçükken babası tarafından nikahları kıyılabilir. 7 yaşında bir kız çocuğu, 25 yaşında bir erkek veya 7 yaşında erkek, 25 yaşında bir kız. Evet, nikahlanmalarında sakınca yoktur. Biliyorsunuz 18-20 yaş çok büyük yaşta. Bir çocuğun haram, bir kadına haram olması veya bir erkek çocuğunun artık kadınların yanına girememesinin sınırı normal şartlarda buluğdur. Bilimsel olarak soruyorum, bunda ne var? Kız tamam da şimdi bu kızla cima edilecek gücü falan tamam, evleniyorlar, cima etmiyorlar, cimayı geciktiriyorlar. Sen yine karşı çıkıyorsun, bu boş yani. Bir kere rastlanmış olması hizmetleriyle ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz. Biz Ensar Vakfı'nı da tanıyoruz. Yani 9 yaşında dememek için o rivayeti değil öbür rivayeti almayı tercih ediyorlar. Halbuki asıl olan bilinen budur yani. Efendimiz 9 yaşında Hazreti Ayşe ile evlenmiştir. Buluğ çağına erişmiş kadının velisi olmaksızın kendisinin nikahlanabilmesi mümkün olmakla birlikte. Küçük çocuklara siz evlenebilirsiniz diye bir izin vermiyor bir defa. Babalara diyor ki aile namusunuz, aile hassasiyetleriniz konusunda endişe taşıyorsanız size izin veriyorum. Yine de tıbbi tedbirinizi alın ama. İklimden dolayı 9 yaşlarında 10 yaşlarında ergenlik oluyor. Çok fazla tartışma yok aslında. Zaten İslam'a göre evlenme şeyinde ne var? Buluğa erdikten sonra evlenmek serbesttir. Evet. Cinsel istismar suçunu zorla işlemiş olan kişiler değil. Tamamen ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işte. 9 yaşında olunca demek ki günah değil yani. Oluyor demek ki. Sonra büyüdüğünde reddetme hakkı var yani beliga olursa yani büyürse sonra reddetme hakkı var. Ben o zaman işte beliga değildim, yaşım tamam değildi. O yüzden işte ben bir şey diyemedim ama şimdi büyüdüm şimdi istemiyorum diyebilir. Ama demedi. Peygamber kocası olmuş daha ne istiyor? Kim bu fırsatı kaçırır? Sağlık açısından ölümcül tehlikeleri olacağı da belliymiş. Yani 6-7 yaşında bir kız çocuğu veya 10 yaşında olabilir. Bir kız çocuğunun büyük bir adamın eşi olması ölümcül tehlikeler getiriyor beraberinde. Şeriatımız ölümcül tehlikeye rağmen böyle bir şeye izin mi veriyor? Hayır. Nikaha izin veriyor, cinsel ilişkiyi tedbir altına alıyor. Bir kere bu bilimsel değil ki. 9 yaşında kız verilir mi verilmez mi? Kızlar da kaç olmalı evlenme? Ya 18'den aşağı şimdi kanun yasak olduğu için. Kanunen de bunu ben de 18'den aşağıya uygun görmüyorum şu bakımdan. Hele ki şu toplumda ezilir. Hocam bence kızlarda 24-25 erkekler... Yok 24-25 fazla. Baba ve dede ise nikahı kıyan vali olduğunda eğer dengiyle evlendirilmemişse istemiyorum deme hakkı oluyor. Dengiyle evlendirilmişse itiraz etme hakkı yok.